Türkiye'deki telefon fiyatları malumunuz. Yeni bir telefon alacaksanız, üstelik o bilindik markalardan alacaksanız, biliniz ki cebinizden çok fazla para çıkacak. Vergilerden dolayı, şunlardan bunlardan dolayı. İşte bunun içinde tabii bazılarının aklına ne geliyor hemen? Çünkü hemen çalışıyor ya aklımız. Ne yapalım? Yurt dışından telefon getirelim, değil mi? Ama artık kazın ayağı öyle değil. Yurt dışından telefon getirenlere kötü bir sürpriz var. Nedir o sürpriz? SIM kart blokesi. Peki bu ne demek? Neden yurt dışından telefon getirildiğinde artık Türkiye'de kullanılamıyor? Bunun cevabı da haberde. Aman dikkat, pahalı telefonlara daha uygun fiyatta sahip olma hayali sizi ağır bir bedel ödetebilir. Son model telefonlardaki gizli tehlikenin adı SIM kilidi, diğer adıyla operatör blokesi. Cazip olduğunu düşünen kişiler SIM kilitli cihazları alıyorlar. Türkiye'ye geldiklerinde SIM kartın çalışmadığını söylüyorlar, biz de açtığımızda Türk kartlarının çalışmadığını görüyoruz. 1 Ocak tarihi itibariyle iletişim harçlarına gelecek olan zamdan etkilenmek istemeyen pahalı telefon tutkunları Gürcistan başta olmak üzere komşu ülkelere akın ediyor. Lüks telefon hayali kuranlar, aman dikkat diyoruz çünkü hayalleriniz bir anda suya düşebilir. Çok ufak bir ayrıntı yüzünden büyük paralar ödediğiniz işte bu lüks telefonlar bir anda çöp olabilir. Apple.com'a girdiğimizde Amerikan sitesine burada T-Mobile, AT&T gibi firmaların sattığı ürünler var. Bu ürünlerde SIM kilit olayı oluyor. Diyor ki benim SIM kartımı kullan, kullanırsan sana diyor ben bunu uygun yollu satacağım diyor. Uygun fiyatta telefon hayali kuranları bekleyen tehlike işte tam da burada başlıyor. $300 başlayan 850 dolara kadar ücretlendirme görüyoruz mesela T-Mobile şirketinde. AT&T de yine aynı şekilde. Verizon firması var, farklı firmalar var. Bu cihazları oradan bu şekilde aldığınızda Türkiye'ye geldiğinizde kullanamıyorsunuz. Yurt dışına gittiniz ve uygun diye yurt dışından bir telefon aldınız. Türkiye'ye geldiniz, gerekli tüm kayıtları ve diğer işlemleri gerçekleştirdiniz. Tam SIM kartı taktığınızda ise hiç ummadık bir anda hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Gürcistan'a telefon almaya gidenler oluyor. Evet, böyle bir sorunla karşılaşmalar mümkün. Tabii ki mümkün. Operatör kilitleri sürekli oluyor. Bugüne kadar hep oldu. Peki telefonların operatör tarafından blokeli olduğunu anlamak mümkün mü? Büyük paralar ödeyip aldığınız işte bu telefonlar blacklist yani kara listede olabilir. Bunu anlamanın tek bir yolu var. O da Türkiye'de kullandığınız SIM kartlardan geçiyor. Uluslararası bir seyahat yapıyorlarsa bu cihazları alabilmek için yanlarında SIM kart götürsünler. Türkiye'de alınmış herhangi bir SIM kart götürsünler. Bu SIM kart da şebeke olmasına gerek yok. SIM kilit olup olmadığını herhangi bir SIM kartı takarak görebilirler. Uluslararası sözleşmelere göre 2 yıl geçtikten sonra SIM kilidinin çözülmesi gerekiyor. Ancak sektör yetkilileri bunun çok meşakkatli bir süreç olduğunu söylüyor. Sözleşmelerde 2 yıl kuralı var. 2 yıldan sonra kullanabilirler. Kullanamazlar. Genelde zaten cihazların operatör olarak alındığında bazılarının faturaları ödenmiyor. Blacklist dediğimiz olaya düşüyor eğer öyle olunca. Kara listeye düşünce 2 yıl sonunda bile çalışmayacak. Ucuz, ekonomik diye bunlara rekabet vardı. Biz de alalım dedik. Ama yani her an kapandı, kapanacak. Yeni ben de öğrendim. Ben de almaya gelmiştim, vazgeçtim. Sıkıntılı bir şey. Yani kapanırsa da kadere artık. Biraz daha ucuz alacağım diye böyle bir çabalıyoruz ama elimizde patlayabilir.